Şu saat itibariyle de Zafer Şahin'e hemen döneyim. Devam ediyor, terör hedefleri vuruluyor. Bazı görüntüler de geliyor elimize. Bazı kaynaklardan diyeyim. Sizin yorumunuzu da alayım Zafer Şahin. Bugün o kaynaklardan gelen görüntüleri ben de inceledim. Gerçekten önemli. Özellikle örgütün Suriye'de bir devlet altyapısı oluşturmaya çalıştığını biliyoruz. Onlara yönelik kendilerini gizleyerek ya da gizlemeden oluşturdukları lojistik tesisleri, yine birçok kendilerince sözde askeri tesisler MIT'in düzenlediği operasyonla yerle bir edilmiş durumda. Ve tam da böyle çok kritik noktalarda. Şundan hiç kimsenin şüphesi yok Fulya. Yani hiçbir zaman Mehmetçiğin kanı yerde kalmaz. Türkiye büyük ve güçlü bir devlettir. Ben aslında siz bugün harita başında konuşurken şunu düşündüm. Bak, orada çok güzel bir renk var, böyle mavi renk değil mi? Ta o Suriye sınırından, Reyhanlı'dan, İdlib'den. Bak Fulya, orayı sen gösteriyorsun, çok güzel. Oradan başlayarak Kuzey Irak'ta ta Kandil'in altına kadar olan bölge var ya, o bölgenin renginin tamamının mavi olması lazım. Kandil'e şimdi, kadar dedin değil mi? Tabii. Bak, hem Suriye sınırının tamamı hem Kuzey Irak. Niye? Çünkü bak, Türkiye ne zaman oraları mavileştirdi, haritayı mavileştirdi, oradaki terör unsurları Türkiye'yi tehdit edemez hale geldi. Bu arada bu hat 1289 kilometre. Evet, yani Türkiye'nin Suriye ve Irak sınırı aslında. Irak sınırı. Şimdi biz bu terör saldırısından sonra bazı böyle gerçekten akıl, mantık, vicdan dışı yorumlar görmeye başladık. Diyorlar ki ya Mehmetçiğin orada ne işi var? Ya Mehmetçiğin orada ne iş olduğunu sorgulayan önce Suriye'de Mehmetçiğin ne yaptığına bakacak. Türkiye o sınır ötesi askeri operasyonları gerçekleştirmeden önce sınırın karşı tarafından yapılan saldırılarda bu ülkenin 600 vatandaşı hayatını kaybetti. Düğünü bombaladılar, düğünü. Kaç defa Şanlıurfa'ya, tabii, kilise, Mardin'e, Ceylanpınar'a, kilise, Gaziantep'e defalarca atıldı kilise. O Nusaybin'deki 15 kişiyi, Kamışlı'dan atılan 15 kişi hayatını kaybetmiş, hatırlıyorsun. Şimdi maalesef Fulya, biz çabuk unutuyoruz bazı şeyleri. Bugün hala diyorlar ki efendim orada kar kış var. Ya orada çadır mı olurmuş, orada asker mi olurmuş? Sen söyledin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin o bölgede 100'den fazla üssü var. Geçici üs deniliyor. Tabii zaten. Geçici üssü var ama orada daimi kalmıyorlar. Bakın, o bir algı, müsaade eder misiniz? Komutanım, şu da var değil mi? Yani sorun, bakın, hani cevaplayalım. Ben de gördüm. Yeni, şöyle, biz burada yeni değiliz. Biz yaklaşık 30-35 yıldır bak, Türk Silahlı Kuvvetleri o bölgede. Çünkü orası, sen de söyledin, o kadar sarp ve dağlık bir arazi ki sen orada sınırda bekleyerek o sınırı koruma şansın yok. Eğer orada beklersen, geçmişte hatırla, sürekli bizim karakollarımız basılıyordu. Evet. Neden? Çünkü çok rahat o sınırı geçebiliyorlardı. Coğrafyanın verdiği bir avantaj vardı. 24 Temmuz 2015'te Türk Silahlı Kuvvetleri İkiyaka Dağları'na gerçekleştirdiği hava harekatıyla terörle mücadele konseptini değiştirdi. Ondan sonra ki gelen süreçte yapılan operasyonlarla biz sınırın öbür tarafında bir hat çekmek istiyoruz. Suriye'de bunu başardık, Kuzey Irak'ta da bunu başarıyoruz. Ama bu işin nihai çözümü şudur. O harita nasıl maviye büründüyse, aslında onun tamamında olması lazım. Kuzey Irak'ta da bunun olması lazım. Yani orada bulunmak bir askeri zorunluluk. Herkes bunu bilecek. Bravo. Bir de şu da var. Şöyle de yanlış anlaşıldı Eray Hocam. Sanki sadece çadır değil. Hayır. İran kuzeyinde kale kollar da var. Abi gittik ya işte. Ya, ben yani evet, yıl yani önce Hakurk'a gittim ya. Şimdi bilmiyor izleyicilerimiz. Yani bizzat kendim gittim yani. Askerin sadece orada çadırda kaldığını düşünüyor. Evet. Hayır. Bu yanlış. Oralar o üst bölgelerine, esas o betonarme olan, yani o kale kolların daha ilerisinde ki geçici üst bölgeleri. İşte o 40 dediğim bunların var ya. Bunların hepsi birer Fulya, taktiktir. Bak, her bir tarafa o betonu yapamıyorsunuz. O 40, ama 40 sadece tane çadırda daimi kalınmıyor. 40 bunun tane daimi üst bölgesi var ya. Onlar, size anlatayım ben. Yani gittim, sen bir tanesine geçen yıl girdin hatta. Gittim işte. CNN ekibiyle gittik. Evet. Yani yayın yaptık. Biz Mehmet Melik de gittik. Evet. Evet. Sağ olsun. Buradan da ona selam olsun. Selamlar gerçekten olsun. Evet. Çok çok önemli bir deneyim oldu. Şimdi evet, o 40 tane üs yaklaşık bir tabur gücünde, içinde fırtına obüsleri olan, dronları olan, havada yukarıda SİHA'ları olan, bir içinde böyle uzay üssü gibi böyle komuta kontrol merkezi, bütün istihbarat bilgileri falan akan, hani o filmlerde var ya, aynı onun gibi böyle yerin altına yapmışlar, bir de içeriye giriyorsunuz falan, istihbarat merkezi vesaire. Ya öyle bir yer. Yani birlikler, evet, orada yiyorlar, içiyorlar, dinleniyorlar. Hem şey var, mesela tank var,
mekanize unsurlar var. Hasreti, yani şöyle ya, Erol, ama şimdi bu gördüklerimiz orada? Bakın bir dakika. Hocam, bu gördüklerimiz da, yüksek tamam. Yüksekova buz gibi -4 tamam. -5. Biliyorum gittik oraya. Mavi arkadaşımızı çok fazla yani şöyle, tutmayalım orada. Kusura bakmasın hasrete bir saniyesini rica edeyim. Ama diğerleri operasyona çıkanlar hani sırt çantasını alıyorsunuz ya. Hı hı. Ya işte onlar daha çıkıyorlar yani. Hı hı. Mevzileniyorlar. Gözetleme yapıyorlar, yer değiştiriyorlar, uyumuyorlar ki. Bu arada kara, fırtınaya, tipiye yakalanabilirsiniz. Bakın biz de yakalandık. Yani şeyde neydi olsun, Tunceli'de olsun, işte Şırnak'ta olsun. Ama vatan da... Yani şimdi tabii ki terörle mücadele, vatan... Bu vatan, şekilde mücadele vatan, işte mevcutçiğimiz aslında. Vatan böyle şeylerde, sıcak odalarda şeyde beklenmiyor yani. Bir oraya git. Evet. Arkadaşlar... Vatan böyle bekleniyor işte. O yüzden saygıyı hak ediyor Kahraman Mehmetçiğimiz. Kesinlikle. Kahraman Mehmetçiğimize buradan selam olsun. Bir Hasret Kaya'ya full ekran verin. Şu an Yüksekova'da ve çok soğuk bir hava var. Bakın Hasret daha hani rakımı düşük yerde. İşte Mehmetçik şu an orada -4'te Hasret. Mehmetçik -20-25'te bu mücadeleyi veriyor. Üzerinde 40 kilo ekipmanla, yükle, buz gibi dondurucu havada. Yani o konserveleriyle, el bombalarıyla, yükleriyle. Dolayısıyla yani bakın burada baktığınız zaman üşüyorsunuz ekrana. O insanlar saatlerce arazideler. Şimdi bulunduğun yer, bugün sadece şunu sormak istiyorum sana. Yüksekova'da... Yani zaten Hakkari'de şehrin içinde, daha doğrusu Türkiye'nin içinde terör bittiği için bitti. Yani sınır ötesindeki işte o terör unsurları, PKK'lı teröristler orada kaynamaya çalışıyor ve oradaki üstlere saldırmaya çalışıyor. Oradaki sen atmosferi, Yüksekova'daki, Hakkari'deki atmosferi nasıl buldun? İnsanların yani artık o terör belasından uzaklaştıklarından dolayı o yani huzur ortamı var. Gündemlerinde terör yok, olmasını da istemiyorlar. Geçen yıl gittiğimde insanlar çarşısında, pazarında gerçekten Hakkari, Yüksekova o kadar değişmiş ki Zafer Hocam. Yani insanlar... Yüksekova zaten çok özel bir yerdir, güzel bir yerdir. Evet, insanları da öyle, gerçekten öyle. O mesela sana sadece şunu soracağım. Yüksekova'nın meşhur çarşısı var. Gezdin mi? İnsanlar ne kadar yani o terör gündemden çıkınca... Ne kadar rahatlamışlar ve huzur içindeler, öyle değil mi Hasret? Biraz izlenimlerini alayım. Karanlık biliyorum. Biraz etrafı gösterebilirseniz eğer şöyle bir göstermenizi de isteyeceğim. Tabii şöyle bir etrafı gösterelim. Kameramın Emir'in ekranlarınıza getirsin. Hem de havanın o pusu belki ekrana yansıyabilir. Ben bir taraftan da anlatmaya devam edeyim. Şimdi biz o kastettiğin çarşıyı gezemedik. Arazideydik bugün. Oraya gidemedik Fulya ama şunu söyleyelim. Özellikle o mezra ve köylerde çoğu zaman aslında geçtiğimiz, geride bıraktığımız o yıllarda bu noktalarda... boşaltılan köyler oluyordu, terörden kaçanlar oluyordu. Tabii dolayısıyla o noktalarda daha huzurlu bir havanın hakim olduğunu senin bulunduğun yerde 5-6 yıl öncesine kadar teröristler yol kesiyordu Hasret. Bahçesini ekebilir hale geldi. Biliyor musun? Teröristler yol kesiyordu orada. Evet. Şimdi evet, orada şimdi şunu da söyleyelim. Dünyaca ünlü oteller açıldı. Buradakiler şunu da söylüyor Fulya. Biz buranın evet. Buranın Hakkari denilince terörün akla gelmesinden rahatsızız diyorlar. Çok, bunu söylüyorlar. Evet, evet. Çünkü burası doğa harikası bir yer diyorlar ki o vadileri gezerken bunu rahatlıkla görüyorsunuz. Ki biz hemen bir kontrol noktasından geçtiğimizde bir komutanla karşılaştık böyle görev yapan bölgede. Buranın dünyanın en güzel vadilerinden birine doğru ilerliyorsunuz şu anda ifadesini kullandı. Dolayısıyla doğa harikası bir yer. Buradaki insanlar da aslında bunların tanınması, buraya turistlerin gelmesini istiyorlar. Çünkü Hakkari denilince akla hep terör geliyor. Buradaki geçmişte yaşanan olaylar geliyor diyorlar ve bu durumdan da aslında rahatsız ya, olduklarını çok, söyleyelim. Çok, evet. Şu an tabii ki daha huzurlu bir ortam var ki özellikle evet. O dağ köylerinde dik yamaçların vadilerin dibinde bulunan o dağ köylerinde daha rahatlar ve tabii terör sınırın öteki tarafına hapsedildiği için de burada görev yapan Mehmetçik de rahatlıkla o dağ köylerine yardımcı olabiliyor. Her konuda hem sağlık anlamında hem ulaşım anlamında aslında vatandaşlara da daha sağlıklı iletişim kurabilir hale gelmiş, onu söyleyelim. Şimdi kendileri
sahada gözetime, devreye, operasyona çıkıyorlar ama bir taraftan da halkla iletişimlerinin de yine çok iyi olduğunu söyleyelim. Çünkü o noktada kimin başı sıkışsa en yakın karakola koşuyor ama oralar terörden çok çekmiş noktalar ve şimdi hayvanlarını rahatlıkla otlatabiliyorlar. Tabii. Bağlarını, bahçelerini ekebiliyorlar. Bunu rahatlıkla gördük biz bugün sahada. Dediğimiz gibi Avaşin, Basyan'a daha yakın noktalara gittik arazide. Çok çetin bir coğrafya olduğunu hatırlatalım. Bir de şunu söyleyelim. Şimdi sis denilince sisin bir saat, iki saat gelip geçtiğini düşünür belki bizi izleyenler ama burada sis çöktüğü zaman bir gün, iki gün o arazide kalıyor ve bir metre önünüzü dahi göremiyorsunuz. Ya ben bir şey anlatacağım. Bir dakika Hasret. Bu şartlarda zorlu bir mücadele yürütülüyor ama dedi. Halil ve Ahmet'le beraber işte tam o en yüksek yerdeydik ya. Ya çekim yapamadık, sis gitsin diye sisin dağılmasını bekledik. 6-7 saat sonra gece çıktık. Baktık ki komutanlar çağırdı, dedi ki Fulya Hanım sis dağılmış dedi, görebilirsiniz şimdi Irak tarafını falan diye. Hani öyle bir sis ki, doğru söylüyorsun, bazen bir gün sürüyor, gece bir anda kaplıyor, dağılabiliyor ama biz mesela 6-7 saat o sisin dağılmasını bekledik rahat görüntü çekebilmemiz için, öyle bir zor bir coğrafya. Cümlelerini tamamla, daha fazla ben seni bekletmeyeyim soğukta. Şunu da hatırlatalım. Tabii şunu da hatırlatarak bitireyim Fulya. O Kamışlı'daki tatbikat aslında ilk değil. Geride bıraktığımız Ağustos ayında yine o noktada Amerikalılarla bir tatbikatın olduğu zaten haberleri basına zaten yansımıştı. Yani, bu hatırlatmayı da geçen yapalım. Geçen haftası değil, yıllardır Fulya, yapılıyor evet, bu tatbikatla. İlk değil. Evet. Bitti mi? Ha, bitti. İsmet abiye gönderelim gitmeden mi İremciğim Hasret'i? Olur mu? Başka ekleyeceğim bir şey var mı? Yoksa biz sizi artık bırakalım. İyi istirahatler diliyorum Hasret. Şimdi yok. Tamamdır. Yok, çok teşekkür ederim. Peki, iyi akşamlar. Teşekkürler.